Abi şu ışığı da yakabilir miyiz? Buyur abi sen de otur. Fazla şey yapmayalım. Tamam ben buraya oturmayayım bozarım onu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan duamız odur ki bize rahmet, bereket, ışık ve yol göstermek için indirdiği Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyalım, anlayalım ve hayatımıza uygulayalım. Yani Kur'an-ı Kerim'in birçok bereketi var. Siz gelmeden önce internette açtı mesela. Oradan dinliyoruz mesela. Anlıyor muyuz? Yok. Ama onun da bir bereketi var. Ama ve lakin asıl bereketi onun üzerine düşünmek. Anladığın dil neyse o dilde düşünmek. Allah Allah yani. Yaratanımız neden bunu böyle söyledi? Neden bu kelimeyi kullandı? Diye sen söyle onun üzerinde tefekkür edip yaratmanın yani hayata gelmemizin gayesi. Yani neden buradayız? What is the purpose of life diyorlar. Hayatın amacı ne yani? Değil mi? Her şeyin bir amacı var. Adam diyor ev alıyorsun neden? İçine girmek için. Araba alıyorsun gitmek için bir yere. Bu hayata geldik gidiyoruz ama neden yani? Ölüm hak. Herkes biliyor ölüm hak olduğunu. Ama neden? Evet. Geçen hafta toprağı konuştuk. Bu hafta da toprağa işaret eden yerleri konuşacağız. Mesela ne demek istiyorum? 80. sure 24. ayet. İnsan yemeğine bir baksın diyor Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ İnsan nazar etsin, yemeğine bir baksın. Sonra yine aynı, bu çok ilginç bir şekilde başka bir ayet okuyorum yine ama aynı yere işaret edecek. 86.5 فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ Ne demek? İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Birincisi neydi? İnsan bir yemeğine bir baksın. Nazar etsin. İşte üzüm var, elması var, şeftalesi var, ekmeği var, pomidoru var, varolu var. İlkten diyor ki bir ona bir baksın. Kafası çok basmazsa, kimileri basmıyor çünkü diyor ki ya. Yani şimdi görmüyor. Adam orada üzümü görüyor ama toprağı göremiyor mesela. Anlamayanlara da ikinci ayet geliyor. Ne diyor? İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Aslında ne oluyor? İkisi aynı yere işaret ediyor. Değil mi? İkisi nokta olarak birisi böyle gösteriyor, birisi böyle gösteriyor yani. İnsanın yediği yemekle nereden yaratıldığı, yani yediği yemekle yaratılıyor. İşte anne baba yemek yiyor, çocuk. Anne yemek yiyor, karnındakine ne oluyor? Besin oluyor yani. Kulak oluyor, göz oluyor. Oluyor da oluyor yani. Dolayısıyla çok ilginç bir şey var mesela. Bu toprağın böyle çok ilginç bir özelliği var. Bazıları burada birçoğumuz bir yerlerde çalışıyoruz. Mesela burada restoranta gitsen, pizzacıya gitsen desen ki ya bana bir lastik ver. Tayır. Adam ne der sana? Kardeşim burası buranın yeri der. Ya kardeşim siz 20 kişi çalışıyorsun içeride. Bir lastik yapamıyor musunuz yani? Adam ne der ya dalga mı geçiyorsun? Git kardeş. Ama şimdi bir kova toprağın içine üzümü de eksen çıkartıyor, şeftaliyi de eksen çıkartıyor, pomidoru da eksen çıkartıyor, ağacı da eksen çıkartıyor. Demiyor ki kardeşim ben bunu yapamam demiyor. Bir toprak şey ne yapıyor abi? Bir fabrikanın yapamadığı adamın şeyini yapıyor. Şimdi pizzacıya gitsen ne diyordu? Ya git kardeşim biz lastik mastik küçük bir şey istiyorsun sen aslında. Yani. Yok abi sen çalışıyorsun işte yap. Yok. Neden? Malzeme yok. Ama toprak demiyor ki sana benim malzemem yok demiyor. Atlarını çıkartıyor. Hiç düşündünüz mü bunu? Düşünmedim. Muhteşem bir şey ya. Düşünsene bir saksı toprakta milyonlarca yetenek çıkartabiliyorsun. Domates ekiyorsun domates. Şeftali ekiyorsun şeftali. Üzüm ekiyorsun üzüm. Sana hiç demiyor. Ya kardeşim sen bana ne yapıyorsun? Git başka yere git demiyor yani.
Yani nasıl oluyor ki? Düşünün yani bütün fabrikalardaki insanların yapamadığını bir toprak yapabiliyor, bir saksı toprağı yapabiliyor. Yani öyle o kadar gelişmiş bir şey ki aslında advanced diyorlar burada. Advanced. O kadar gelişmiş ki yani bu ülke Amerika'daki bütün fabrikaları topla, onun yaptığını yapamıyor mesela. Adam yapıyor diyor ki nerede o? İşte cell phone var, computer. Diyorsun ki ya bunu değil de şunu ver. Yok diyor. Biz sadece bunu yapıyoruz diyor. Ya diyorsun tamam ama ben biraz da yok. Biz de standart diyor bizde. Değiştiremiyor mesela yani. Ama toprakta Allah öyle bir yani çok değişik bir şey yani. Topraktaki güç düşündüğün zaman Allah onu artık nasıl şifrelemişse insanın aklı secdeye varıyor yani. Resmen diyorsun ki Allahu Ekber. Ne diyorsun? Allah diyorsun yani. Yani bu noktada işte diyorsun yani budur. He, senin aklın yatıyor bir avuç toprağın içinden, şeftalisinden üzümüne, domatesinden biberine çıktığını yatıyor da tekrardan toprak olmuşken neden topraktan geleceğini yatmasın aklın? Değil mi? Allah diyor ki tekrardan sizi dirilteceğim diyor topraktan. Zaten bu her sene olmuyor mu? İnsan niye şüphe duysun ki bundan? Ahirete niye şüphe duysun ki? İşte yaz bitti. 3-5 ay sonra bir bakacağım. Bütün ağaçlar çırılçıplak kalacak. Bütün hepsi. Bakın Allah Allah. Sanki burada hiç yeşillik yokmuş gibi. Hepsi gidiyor. Hepsi. Birkaç tane istisna kalıyor işte. Orada burada. Ondan sonra bir bakıyorsun. Bahar bir geliyor. Sanki yani şey yapmış gibi. Bir anda çıkıyor hepsi sanki. Böyle gizlenmiş gibi. Aynı şekilde bazı hayvanlarda da var mesela. Sinekler. Kış oluyor bir gidiyor. Yaz oluyor şak diye geliyor. Lan neredeydiniz siz? Kışı. Bütün kış nerede saklandınız? Ne yaptınız? Değil mi? Bir yaz oluyor bir hop hemen çıkıyorlar ortalığı. Ya sizi kim korudu değil mi? Yani 2 gün bize birisi ev vermese soğuktan ölürüz yani. Gerçekten diyorum yani. Homeless. Bir iki kar yağıyor. Homeless'lerin yarısı gidiyor zaten. Öyle, öyleymiş. Sert bir kış olunca homeless'lerin yarısı gidiyormuş o gece. Neden? Adam dayanamıyor yani. Biz insanız bak işte ceketimiz var şu. Sen olmasa. Ya ama nasıl? Allah öyle bir denge yaratmış ki doğada. Değil mi o? Sinek gel diyorsun yine. Vurunca öldürüyorsun yani. O kadar değerin var senin gözünün önünde. Ama o kadar bir sistem var ki içinde yani. Bir gücü var ki doğaya karşı koruyabiliyor kendini. Nasıl? Dolsa bile He. işte taşın dolduğunun sebebi odur ki dolsa bile yaza gene canlanıyor işte Aynen. Yani güzel sonra. nasıl bir yani muhteşem bir şey yani. Allah öyle bir denge koymuş ki kainata. Bakıyorsun mesela hayvanlara. Gerçekten izleyin yani. Dokümenteriler var, belgeseller var. Onları izleyin. Çok tavsiye ediyorum. Bir insan çocuk olunca ne oluyor? Bir sene yürüyemiyor. Bir sene yürüyemiyor. İnsan. Hayvanların bazıları var. Doğar doğmaz bir saat içinde yürüyor. Neden? Yürümek zorunda. Yürümese gelip yiyecek yani diğeri yoksa. Allah öyle bir denge koymuş ki düzene. O bir saat içinde yürümesi gerekiyor. Yoksa yani onu yaşam boyunca yaşayamaz yani. Gelip birisi kapacak onu. Yani muhteşem bir denge var düzen. Yani kainatta o kadar güzel bir denge koyulmuş ki Allah. Herkese yaşam hakkı veriyor yani şu olarak. Yani birisinden fazla yaşıyor, az yaşıyor ama ihtiyacı neyse ona karşı var. İşte birisi eğer doğar doğmaz yemek zorundaysa o ihtiyacını hemen karşılıyor. Yani yoksa bir insanın bebeğini düşünün yani. Bir bıraksan kendi kendine yaşayamaz. İlla bakman lazım. Gece ağlar, gündüz ağlar, şudur budur. Annen söyledi de dün gece ağlamış zaten bebek. Bilmiyorum siz şey yaptınız mı da. Ben ondan. Yani gerçekten insan çok aciz yaratılıyor. Ama Allah yine denge koymuş. O kadar acizliğin içinde annenin şefkatiyle onu kapsıyor. Hepimizin annesi var mesela. Yani o annenin şefkatini ona veriyor ki o da çocuğuna muhteşem bir sığınak oluyor yani. Bir koruma görevi oluyor. Konu dağılmasın. Şeyde toprak meselesinde mesela diyeceksin ki ya ben inanıyorum ama benim aslında derdim, sıkıntım. Tabii en güzel şey bir derde düşmeden önce o derde blok yapmaktır. Yani atıyorum bir araba
maşına sürüyorsun. Araba kaza yapmadan önce kazayı önlemek daha güzel. Olduktan sonra o fayda etmiyor. Aynı bir şekilde inkar edenler var. Etrafımızda gittikçe yayılıyorlar. Allah bizi onlardan muhafaza etsin. Adam mesela ne diyor? Burada Allah-u Teala onların şeyini çıkartıyor. Ve insan der, Meryem suresi 19:66, öldüğüm zaman diri olarak çıkarılacak mıyım? Soruyor. Nasıl olacak? İnsan hatırlamaz mı? Biz onu yarattık daha önce bir şey değilken. Yani bir şeyi sıfırdan yapmak mı kolay, bir daha yapmak mı kolay? Yani Allah biz bir şey değilken bizi bu hale getiriyor. Bak sen beni görüyorsun, ben seni görüyorum. Muhteşem bir düzen veriyor bize. Ve herkes biliyor ki buradaki bir gün gelecek öleceğiz. Bugüne kadar kimse bunu çözemedi. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki herkes diyor küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Ölecektir demiyor bak, tadacaktır diyor. Çok ilginç bir noktası var orada. Ve bu ister science istediği kadar gelişsin, biz bunu çözemeyeceğiz. Çünkü bu hayatın doğasında var. Belki 3-5 yılda yaşayacaksın ama insan gelecek ki... Neden abi tadacaktır diyor, çünkü hani diyor ya öldükten sonra yeniden yaratılacak. Evet. O yüzden mi tadacaktır diyor. İşte o ölüm demek şey değil yani. Ölüm bazıları son gibi görüyor ama o son değil yani. Bir... Yani tadacak sonra yeniden yaratılacak. Aynen öyle. Yani bazıları son mon gibi, hayır öyle bir şey değil. Şunun gibi düşün. Bazen bayıltıyorlar ya böyle, narkoz veriyorlar ya. Aynı onun gibi. O tadıyorsun sen narkozu. Sonra bir daha geliyorsun. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim demiyor ki ölecektir deyip finish yapmıyor yani. Tadacak diyor. Sanki bir tat gibi bir şey düşün yani bu. Aldın, tamam gitti. Ne oluyor? Ruhun çıkıyor, bitti. Zamanı gelince tekrardan aynı nasıl biz yaratıldık hiçbir şey değilken. Çünkü Allah bunun sözünü veriyor. Aynı nasıl doğa, biraz önce doğayı konuştuk. Nasıl her sene dönüyor doğa. Aynı onun gibi. Günü gelecek, dirilteceğiz. Neden dirilteceğiz? Hesap günü çünkü. Yanlış yapan yanlışını gösterecek. Doğru yapan da onun ecrini karşılığını alacak. Abi bir tane reality show bak. Yardım mı abi? Ne bakıyordun? Reality show. Tamam. Bir de çocuklardan ötürü böyle çocuklar 3 yaşa diyor 4-5'e doluyorlar ya. Evet. Annelerine söylüyorlar ki ben burada yaşadım. Yani bu yılın çocukları da 2013-2015 çocukları diyorlar ki 50. yılıyla bir şey yaşadım, bunu da yaşadım, aynen bunları da oraya getirmek istiyorum. İşte bir tane çocuk var, işte oraya gittiler, anne babası şaştı ki çocuk nereden biliyor böyle bir şey, dedi ki ben bunu da yaşadım, biz bundan oynuyorduk, beach'in yanında yaşıyorduk, beach house. Gittiler ki onda evde var, her bir şey de var, private yer. Şimdi biz ona inanmıyoruz tabii. Şamaz abi buyur gel. Yani reenkarnasyon diyorlar ona. Biz reenkarnasyona bizde öyle bir öğreti yok. Reenkarnasyon yani ne demek o? Gideceksin geleceksin. Hayır. Ölüm var. Öleceğiz. Hesabımız var. Ondan sonra kitabın söylemesi ebedi. Sürekli olarak cennette kalacağız biz. Veya yerindeyse Allah bizi cehennem gibi yerden korusun. Cümlemizi, ailemizi, sevdiklerimizi korusun. Yani dolayısıyla birkaç kişi böyle bir şeyler söylüyor, onlara inanmamak lazım. Neye inanmak lazım? Milyarlarca kişinin yaşadığı experience'e inanmak lazım. O da ne? Doğuyorlar, yaşıyorlar, ölüyorlar. Yani arada bir iki tane, deli demeyeyim de bir iki tane bir kişi çıkar söyler bir şeyler. Onlarla kafayı karıştırmamak lazım. Çünkü onların söylemleri başka yani. Onlar bir şeye de cevap veremiyorlar. Git gel. Sebebi ne yani bunun? Değil mi? Bir amaç. What's the purpose of life? Yani buna en sağlam cevabı Allah veriyor. Bize kitabında Allah veriyor. Dolayısıyla o noktada biz kendimizi sağlam yapmamız lazım. Ey insan! 6.
Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, seni cömert olan Rabbinden, Rabbin hakkında aldatan nedir? Evet. Meselenin özü buydu zaten. Allah hakkında bizi aldatmaya çalışıyorlar. Bazıları fikir oyunlarıyla yapıyorlar. Yani biraz önceki şeyler var, bir sürü. Şimdi sen söylemişken onu da tavsiye edeyim. Öncelikle doğru olanı öğrenin. Ondan sonra diliyorsanız yanlış olanları da izleyebilirsiniz. İlkten doğru olanı biz bilelim. Çünkü yanlış olanla kafa bir karışıyor. Sonra doğru olanı da diyorsun ki acaba diyorsun. Yani biz en doğru sözü, en doğru kelimeyi Kur'an-ı Kerim'den bir bilelim. Ondan sonra dileyenler artık neye bakmak istiyorsa, yani ben kızmıyorum baktığınız falan diye de. Çünkü bunun şakası yok yani. Tamam mı? Çünkü kafa bazıları için çok çok önemli bir şey değil. Ama bizim için çok önemli. Neden? Biz nasıl bu dünyada iyi bir hayat yaşamak istiyorsa öbür dünyada öyle bir şey yaşamak istiyoruz. Yani dolayısıyla bunun şakası falan yok. Rabbimizin hakkında kimse bizi aldatmasın. O değil mi ki seni yaratan, bütün vücut sisteminde düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat, yaşayış veren ve seni dilediği bir surette terkip eden? Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Siz tutup dini dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Bak, biraz öncekiler gibi. Halbuki yanınızdayken yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar değerli, şerefli katiplerdir, yazıcılardır. Sağımızda ve solumuzda. Eskiden insanlar bunu anlayamıyordu. Ama şimdi teknolojiyle anlıyorlar. Her şeyi diyor kaydediyoruz diyor Allah. Eskiden anlayamıyordu insanlar. Şimdi anlıyorlar. Neden? Şimdi millet kaydediyor, görüyor. Aa, Allah her şey kaydedilmiş diyor ya. Değil mi? Aynı bunun gibi yani. İnsan yapıyorsa Allah yapamaz mı aşağı? Allah en güzelini yapıyor. Hatta insan çekmiş ki Allah Allah. Bu kitap nasıl bir kitap böyle? Ne büyük ne küçük. Hepsini yazmış. Yani Allah bizim hesabımızı kolay eylesin. Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. İyi ve güzel işler yapan insanlar naim cennetlerinde nimetler içindedirler. Yoldan sapan, inkar edenler ise ateştedirler. Onlar yalan saydıkları hesap günü oraya girerler. Hem oradan hiç ayrılmazlar. O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bir daha söylüyorum. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin? O kimsenin hiç kimseye fayda veremeyeceği bir gün. O gün bütün karar ve yetki yalnız Allah'ın. Sadakallahu azim. Allah en doğrusunu söyledi. Evet. Özeti biraz düşünelim yani. Ben onu bırakacağım. Bu vesileye biraz daha düşünelim. Toprağı düşünelim. Yaratılışımızı düşünelim. Ve bizi bu konuda aldatmaya çalışanları düşünelim. Ve dolayısıyla kendimizi en güzel şekilde doğru olanı yapmaya çalışalım. Tavsiyem, öncelikle ben kendime tavsiye ediyorum. Size de, isteyenlere de. Yani Kur'an-ı Kerim'i yollarda gelirken, vaktimiz alırken okuyalım yani. Okuduğumuz diğer kitapların yanında bu kitabı da okuyalım. Okuyun ve sorun. Yani okuyan adam sorar. Diyor ki ya burası niye böyle? Neden böyle? Niye şöyle? Anladığınız bir dilde. Yolda giderken dinleyin. Aklınıza bir soru gelirse not alın. Yani bu şekilde imanımızı, ilmimizi ziyadeleştiririz. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde düşünerek. Rabbim bize nasip etsin. Sevdiklerimize, ailemize nasip etsin. Buradaki bu vesileyle toplandık. Ekrem Eke'nin annesine de Allah rahmet etsin. Kabri geniş olsun. Mekanı cennet olsun. Bizlere de, o artık geldi geçti. Desit yani. Onun amel defteri, yaptıkları yani iyi kötü kapandı. Ne kaldı geriye? Bize ondan ders çıkartmak kaldı. Yani bir gün gelecek, biz de öyle olacağız. Gerçekten uzak geliyor. Özellikle genciz ya, uzak geliyor bize yani. Düşünsene. Bir telefona Emrah, Ahmet vardı ya, ne olmuş? Allah'a rahmet etmiş. Allah Allah. Şaşıracaksın böyle. Daha dün gördüm. He, diyeceksin ya, daha dün de bu.
bir telefon gelecek. Fazla diyor ki ağzını ha... Niye kötü bir şey konuşmuyoruz ki biz? Olacak bir şey konuşuyoruz. Ne yapmak lazım? Ağzını hayraç demek yerine ne demek lazım? Allah hayırlı ölüm nasip etsin demek lazım. Çünkü bu yani kaçacak bir şey yok. Göçürecek. Sen şimdi herkes araba sürüyor. Sen kaza yapacağım mı yapmayacağım mı? Bu garanti değil yani. Yapabilirsin yapmayabilirsin. Ama ölümde böyle bir şey yok yani. Ölüm garanti. Ya o zaman ne yapmak lazım? Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Hem hayırlı bir hayat istemek lazım. Hem hayırlı bir yaşam istemek lazım. Dolayısıyla ama bu demek değil ki biz bütün her şeyimizi bırakalım sadece öyle çalışalım. Öyle de değil. Kur'an-ı Kerim'de düzenli bir şekilde istediğimiz ne? Hem bu dünyada güzellikler istiyoruz. Hem de ahirette. Bakın dualarımızın şeyi yok. Sen inanan Müslüman bu noktada güzel oluyor. Evet. Sohbetlerde nasip olursa bundan sonra evlerde yapmayı düşünüyoruz böyle. Çok güzel, çok evet. Güzel. Hem ne olur hem bereket olur. Böyle döneriz herkesin evine. Siz de ne zaman müsaitseniz durumunuza göre, kimseyi zorlamıyor. Duruma göre bir telefon şey yaparsak bu şekilde sırasıyla dolanırız. Hem aramızdaki, şimdi hem bu eve de bereket oluyor, bize de bereket oluyor. Her yönden iyi oluyor. Bu demek değil ki merkezler, camiler yok. Oralara da gidiyoruz zaten. Ama bu ne? Bu da bir dolanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik güzelleşiyor. Bu vesileyle de onu da hatırlatayım. Şey yaparsanız, siz de uygun görürseniz siz de size de geliriz. Başka arkadaşları da. Bu şekilde. Başka konuşacağımız bir mesele varsa buyurun. Şey yapalım, onlar da konuşalım. Ben her zaman zamanım var. Evet abi. Pazar günleri. Eyvallah. Pazar günü genelde müsait oluyoruz. İnşallah da oluruz. Pazar günleri abi en iyi yani. Evet. Pazar günleri rahat oluyor. Ben de boşluğum. Bazen işler çıksa da yani genelde müsait oluyoruz. Murat abi bugün geldi mi abi? Sabah kahvaltı. Geldi. Sabah da kahvaltı var.